Şimdi bugün arkadaşlar inşallah sizlerle beraber Üstad Hazretleri'nin hayatını vakfetmiş olduğu davasını ve yazmış olduğu eserler. Yani Risale-i Nurlar ve Tarihçi Hayat'ı yanımıza almış olduk. Tarihi Hayat, Üstad'ın hayatını anlatan aslında en çaplı kitap bu. Risale-i Nur'un içerisinde de var. Sunumumuzda da yani Genç Akademi'de koymuştuk bunu. Üstad Hazretleri arkadaşlar 1924 senesinde önceki hayatında çok dolaşıyor. Yani İstanbul'a vesaire 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 geliyor ama en son arkadaşlar Van'da bir isyanla ismi karıştırılıyor, tutuklanıyor ve Isparta Burdur'a getiriliyor. Haritalara onları koydum. Nereler olduğuna beraber bakacağız. Yani Türkiye coğrafyası içerisinde de. Ondan sonra da arkadaşlar Risale-i Nurlar yazılmaya başlıyor. Yani hayatı böyle eski Sait ve yeni Sait diye diye iki parçaya ayırdığımız zaman arkadaşlar bu. Şimdi bugünkü sunumumuzda biz tamamen o hayatı başlayacağız. Alta böyle bir tane kronolojik şey koyduk. 1925 Burdur. Tutuklanıp Üstad Hazretleri e, Burdur'a getirilmiş olacak. Slide'da arkadaşlar koyduğumuz iki tane bakın e, şey var yukarıya e, uyarı gibi tabiri caizse yine tarihçi hayattan. Ne diyor? Ben de Risale-i Nur'un talebesiyim. Talebe talep eden demek arkadaşlar. Öğrenciyim demek yani. Bir Risale'yi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde yine okumaya muhtaç oluyor. Ben sizlerin ders arkadaşınızım diyor. Bunu söyleyen kim arkadaşlar? Bu kitapları yazan. Şimdi bir insan kendi yazdığı kitabı yüz defa okur mu? Üstadın öyle okuduğu kitaplar var yani. Bakın burada da diyor yüz defa okuduğum halde yine okumaya muhtaç oluyorum. ihtiyacını hissediyorum. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz mevzu aslında şu. Bakın bunun önemini anlarsak, bu işin ihtiyacın önemini anlarsak bu kitapları okuruz zaten. Önemini anlamadığımız zaman sıkıcı gelir. Okumak da istemeyiz. Üstad Hazretleri zaten kendi vazifesini anlatıyor. Üstadın görevi şu, iman kurtarmak. Yani günümüzde ahir zamanda insanların tabiri caizse cehenneme gidecek olan insanlara bir doğru yolu gösteren bir uyarıcı şeklinde geliyor. Ve kendisini bize o şekilde anlatıyor. Yazdığı kitaplar da zaten hep bunun üzerine. Bu arada şunu söyleyeyim Risale'den hiç okuyan var mı şu zamana kadar? Okuyanlar var. El, el kaldırabilirsiniz. Şöyle bir elleri göreyim. İmanınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız arkadaşlar bu önemli. Şimdi bakın burada hemen şunu koyduk. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olur diyor Üstad Hazretleri. Bir sene boyunca arkadaşlar bu kitapları anlayarak ve kabul ederek. Anlamak yetmiyor bazen. Kabul etmek ya işte acaba falan filan gibisinden değil. Okuduğunuz zaman bu dönemin mühim bir alimi, bir profesörü olabilirsiniz diyor. Üstad bakın bak bu iddialı bir cümle. İnsanın yazdığı eserlerle alakalı arkadaşlar iddialı bir cümle. Ama doğru bir cümle yani. Gerçekten risalelerin içerisine girdiğimiz zaman da görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 124 tane 124 parçadan oluşuyor risaleler. Arkadaşlar ana kitaplar burada. Küçükleri de öyle sıralanmış durumda. Evet, 1925 Bur'dur arkadaşlar. Burası önemli. Yani Risalelerin ilk yazılmaya başladığı yer Bur'dur'dur. Yazılan ilk kitabın ismi de arkadaşlar nedir orada? Nur'un ilk kapısı. Yani Nur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar imanla beraber kullanılır. Yani o yüzden Risale-i Nur, Said Nursi yani he Nur hareketi bakın hep bunlar böyle. O isimlerin koyulması da aslında bize bir işaret olarak veriliyor. Yani demek ki Üstad'ın bütün hayatını verdiği vakfettiği olay ne? tamamen iman davası. İnsanların imanını kurtarmak yani. 13 ders olan Nur'un ilk kapısı kitaba haline geliyor. Maraşal Fevzi Çakmak diye arkadaşlar o dönem itibariyle Maraşal kelimesini zaten anlıyorsunuz. Yani Fransızca'da da zannedersem var. Büyük bir yani ordu komutanı. Üstadla alakalı soruyorlar. Çünkü Üstad Hazretleri arkadaşlar önceki hayatında var. Biraz dikkat çekmeye başlayınca bu sefer yani devlet peşinde dolanmaya başlıyor Üstad Hazretleri'nin. Kötü bir şey yaptığından dolayı değil. Gelecek ileride yani dikkat çeken bir insan olduğu için değişik görevler vermek istiyorlar. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı teklif ediliyor. Milletvekillikler teklif ediliyor vesaire falan. Ama Üstad bunların hiçbirisini arkadaşlar kabul etmiyor. Neden? Çünkü diyor ki benim yapmam gereken bir iş var. Yapmam gereken bir vazife var. Bunları yapmam lazım. Fevzi Şakma'da sordukları zaman da Bediüzzaman'dan size bir zarar gelmez ilişmeyin diyor. Ona dokunmayın diye böyle bir şeyi söz konusu. 1925 Burdur böyle. Burdur'dan sonra arkadaşlar Barla. Isparta Barla. Hiç giden var mı? Ispartalı var mı aramızda? Yok galiba. İnşallah yani ileride nasip olursa arkadaşlar Türkiye'ye gittiğiniz zaman gidersiniz. Biz öğrencilik yıllarımızda buralarda gider kamp yapardık. Orada yurtlar vesaire kamplar yapılırdı. Üstadın 1935'e kadar geçiri, hayatını geçirdiği yer. Barla çok önemli bir yer arkadaşlar. Üstadın hayatında çünkü Risalelerin ana gövdesi tabiri caizse orada oluşuyor. Ondan sonra biraz böyle sürgün dönemi başlıyor. Hapishane dönemleri vesaire falan başlamış oluyor. Risale-i Nur'un telif edilmeye başladığı merkez Ücra bir köy arkadaşlar. Yıl 1996. Biz de oraya böyle işte bir kampa gideceğiz. Bir tane otobüs kiralanmış. 30-35 kişilik bir otobüs. Bindik Ankara'dan biz gidiyoruz. Ankara'dan Isparta'ya gidiyoruz arkadaşlar. Eski bir arabaydı belki ondan dolayı. Git 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 bitmiyor yolu yani. Öyle kötü bir yol. Ya dedim biz nereye gidiyoruz böyle yani. Gerçekten ücra bir köy. Üstad Hazretleri'ni buraya gönderdikleri zaman sadece kayıkla bir ulaşım var. Belki izlemişsinizdir o Allah'ın Sadık Kulu Barla filminde izlemişsinizdir. Sadece kayık var. Başka yani karayolu da yok. Diyorlar ki buraya koyalım. Bu burada kendi halinde yaşlanır, ölür. Yani hiç kimseye de bir şeyi de olmaz. Tırnak içerisinde zararı da faydası da olmaz gibisinden bir düşünce ama öyle değil arkadaşlar. 130 parça Risale-i Nur 23 senede telif ediliyor. Peki arkadaşlar Risale-i Nur nedir? Risale-i Nur arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Bakın Kur'an-ı Kerim e, indirildikten sonra arkadaşlar Müslümanlar tarafından anlaşılmaya çalışılmış. Anlaşılmak için de bir sürü kitaplar yazmışlar. Bir sürü. Kimisi 10 cilt, kimisi 20 cilt, kimisi bilmem işte belli sayılarda. Yani amaç Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını sağlamak. Allah bize bir kitap gönderdi. Yani bakın çok basitinden bir şey söyleyelim. Günümüzün örneğiyle verelim. Eskiden bunu mektup olarak söylüyorduk. Size bir arkadaşınız bir mesaj attığında anında cevaplıyorsunuz değil mi? Telefon zaten elinizde ve tak cevaplıyorsunuz. Yani bir de beklediğiniz bir sonuç olup işte parkur sonuçları açıklandı. Bekliyorsunuz değil mi? Hangi okuldan geldi, nereden geldi? Hemen böyle bir... aynen bu mantık. Şimdi arkadaşlar Allah bizim için 600 sayfalık bir kitap göndermiş. O kitabı da anlatan peygamberini de göndermiş. Şimdi bunu merak etmek lazım. Acaba Allah ne diyor? Yani insanlar bunu merak etmişler anlaşılması için o kitapla alakalı bir sürü tefsirler yazmışlar. Risale-i Nur en basit tabiriyle arkadaşlar bir tefsirdir. Kur'an-ı Kerim'in bir tefsirdir. Ama eski usul tefsirlerde şu vardır. Yani Arapça indirilmiş ayetin meali çevrilir. Yani tradüksiyon dediğimiz meselesi yapılır ve ondan sonra o ayet açıklanır. Ama Üstad Hazretleri biraz daha bize farklı bir yönde tefsir geliştiriyor günümüzün belki ihtiyacı olan tarzda da olabilir. Belki o eski tefsir tarzındaki kitaplar çok belki insanların dikkatini de çekmeyecek ama üstad bakıyorsunuz işte hemen sözlerde hikaye değil mi? Hemen iki tane adam koyuyor. Birisi sağ yola gidiyor, birisi sol yola gidiyor. Bir tane padişah var onlara söz veriyor falan. Ha, bakıyorsun ki o hikayeyle beraber aslında bana bir olayı Üstad Hazretleri anlatıyor. Genelde de anlattığı olay o parçanın başına koyduğu ayette alakalıdır. Mesela dördüncü söz sözlerde var. Dördüncü söz namaz anlatır. es imadüd din. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerifini almış. Ondan sonra da arkadaşlar bize bir işte temsil hikayeyle bir örnekle bunu bize anlatmış. Yani Risale-i Nur dendiği zaman arkadaşlar karşımıza bu çıkar. Risale-i Nur Kur'an-ı Hakim'in hakiki bir tefsiridir. Orijinal bir tefsirdir. Yani böyle şey değil, imitasyon vesaire falan değil. Ayetler sırasıyla değil, devrin ihtiyacına cevap veren imanı hakikatleri mübeyin ayetler tefsir edilmiştir. Yani Üstad Hazretleri neye ihtiyaç varsa arkadaşlar onu anlatmıştır. Baştan sona bir şekilde değil. Eski Said döneminde yazdı. İşaret-ül diye bir tefsir var arkadaşlar. Yanlış olmasın Bakara suresinin 32. ayetine kadar cephede savaşırken yeni ile beraber. Bakın o zaman Birinci Dünya Savaşı patlamış. Osmanlı Almanların yanında yer almış ve savaşa girilmiş. Üstad Hazretleri talebeleriyle beraber keçe külahlar dediğimiz savaşan bir ekip oluşturmuş. Bir taraftan savaşıyor bir taraftan da tefsir yazdırıyor bakın. Yani böyle bir insan atın sırtında yazdırıyor bunlar. Yani böyle şey değil arkadaşlar. Bir yere kadar yapmış bunu ama onu daha sonrası itibariyle kitaplaşmış ayrı bir şekilde kalmış. Evet Barla'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada risalenin genel şeyini görüyoruz arkadaşlar. Üstad Hazretleri yarım ümmi. Ümmi ne demek? Ümmi arkadaşlar okuma yazması olmayan demek. Yani üstad hazretleri okuma yazması yarım ümmiyle bir insan. Türkçesi mesela çok zayıf. Yaşlı talebelerden, abilerden gittiğimiz zaman biz dinlerdik. Bazen üstadın derdi böyle Türkçe konuşmasını falan zaten anlamazdık derdi. Ama şimdi bakın yarım ümmi bir insan arkadaşlar 120 parçalık bir kitap yazıyor ve bütün dünyada şu anda değişik dillere çevriliyor. Yani bu normal bir şey değil. Normal bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselam nasıldı arkadaşlar? O da ümmiydi değil mi? Onun da okuma yazması yoktu. Yani ilk ayet indiği zaman Cebrail Aleyhisselam ona yani oku dediği zaman ben okuma yazma bilmiyorum dedi zaten. Peki Risale-i Nur'lar arkadaşlar nasıl yazılıyor? Üstad Hazretleri talebeleriyle beraber katip dediğimiz yazarlar. Yani böyle yanında bir talebesiyle beraber gidiyor. Yaz keçeli demeye başladığı anda hemen kalem kağıt tut 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 yazılmaya başlıyor dağda bayırda yani gezmeye çıkmışsınız veya bir bahçede gelecek mesela cennet bahçesi orada arkadaşlar söylüyor herhangi bir kitaptan falan şey yok hani şuradan şunu alalım buradan bunu alalım gibisinden değil. Mesela ben bu sunumu hazırlarken arkadaşlar ana kaynağım tarihçi Hayat'tı. Bundan aldım. Birkaç tane işte internet sitesinden işte 3 sayıt kitabı var değişik kitaplar vesaire falan. O kitaplardan faydalandım. Ama Üstad Hazretlerinin böyle bir şey yok. İlk hayatında arkadaşlar çünkü onu gördük. İmam Rabbani Hazretleri dedi ki ona tevhidi kıble Ve Üstad başka kitapları okumayı arkadaşlar bıraktı. Mesela coğrafyayı Üstad Hazretleri arkadaşlar 6 saatte okuyor. 6 saat. İnorganik kimya. Çok kısa bir sürede bunları okuyor. Bitiriyor o bütün kitapları. Yani koca işte Kur'an-ı Kerim gibi altı büyüklükte olan. Yani ne demek? Altı kere bin 36. 3600 sayfalık kitabı 15 günde bir devrediyor Üstad Hazretleri. Bak zeka ve kapasite arkadaşlar böyle bir şey. Ondan dolayı basit böyle hani basit bir yazarın kitabı falan yok elimizde. Buna çok önemli şeyler. Ne dedik? Bir de arkadaşlar burada ne var? Nur postacıları var. Bunlar da yazılan risaleleri ne yapıyor? Alıyorlar başka yere götürüyorlar. Bakın orada bir küçücük bir köyde yazılıyor. Alıyor orada kitabı. Mesela Barla'da yazılıyor. Sav köyü var. Sav köyüne götürüyor. Öyle 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 arkadaşlar Risale-i Nurlar bu şekilde oluşuyor. Yani hani şu hale gelmesi arkadaşlar çok 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 sonra. Kibrit kutularına gelecek. Efendime söyleyeyim işte başka kağıtların böyle kıyılarına, hapishane pencerelerinden yazılarak dışarıya atılarak bu şekilde arkadaşlar yayılıyor. Hatta o zaman itibariyle Üstad Hazretleri'ni köye koyuyorlar yani barlaya koyuyorlar ama bırakmıyorlar Takip ediyorlar. Üstad etrafında sevilmeye başlanıyor. İnsanlar Risale-i risale Nur'ları çoğaltmaya başlıyor. Eskiden böyle bir sistem vardı. Tahtadan bir böyle rahle. Aşağıya mumu koyuyorsunuz, yukarıya kağıdı koyuyorsunuz. Üstünden geçerek çoğaltıyorsunuz. İnsanlar mesela bunu şey yapmak için arkadaşlar, gündüz mesela yazmadığı zaman, ha diyorlar bu gelmedi, Risale yazıyor ama polise şikayet ediyorlar. O yüzden gündüz insanlar tarlada çalışıyor gece gelip gece yazıyorlar. Gece de e, ne yapar insanlar arkadaşlar? Uyurlar. E ışık yandığı zaman ha demek ki bu evde risale yazılıyor. Yine aynı şekilde hemen bir şikayet olmaması için pencereleri böyle tamamen arkadaşlar kapatıyorlar ve o şekilde risaleler o halde geliyor yani. Mesele dedik yani inanırsak bu işin ihtiyacına bakın bu şekilde yani hapse atılmayı bütün tabiri elindeki imkanları alınmayı göze alarak insanlar risaleleri okuyorlar. Kur'an'dan başka hiçbir kitaba müracaat etmiyor. Risale-i Nur'da hangi konular işleniyor dense arkadaşlar size bunu söyleyebilirsiniz. Bu şeyi söyleyebilirsiniz. Emine Eroğlu abla özellikle arkadaşlar için diğer arkadaşlar da izleyebilir. Emine Eroğlu ablanın sohbetinde geçiyor bu kısım. Çok enfes bir şekilde anlatıyor. Onda şey yapılabilir. Bakın dört tane konu vardır arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'deki dört, dört rakamı bizde önemlidir. Kur'an'da da aynı. Dört tane temel ana binayı oluşturan dört tane şey var. Birincisi ne? Tevhid. Tevhid dediğimiz ne? Allah'ın varlığı ve birliği. Allah'ın var olması ve bir olması. Yani bir olması. Nübüvvet dediğimiz ne arkadaşlar? Peygamberlik vazifesi. Şimdi kainatı yaratan Allah tabiri caizse kendisini anlatsın diye birini göndermesi lazım değil mi? Anlatacak. Peygamberleri işte o şekilde gönderiyor. Bir diğer arkadaşlar ahiret öldükten sonra dirilme inancı. Basu badel mef diyoruz ona biz. Öldükten sonra dirilme. Biz bu dünyada geçici yaşıyoruz. Asıl gideceğimiz yer ahiret. O yüzden bu dünyadaki yaptığımız her şeyden orada hesaba çekileceğiz. Son olarak da ibadet veya adalet arkadaşlar. İbadet veya adalet bunu da söylemiş olduk. Bu dört rakamı önemli. Başka yerlerde de arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Dört büyük melek, dört semavi kitap, dört halife, dört mezhep, dört temel unsur yani şey gibi dört mevsim. 4 rakamı arkadaşlar bir kurucu sayı aslında. Yani dört meselesi de burada kısa bir bilgi olsun diye söylemiş olduk. Şimdi Risale-i Nurlar yazılmaya başlandılar arkadaşlar. Nasıl yazıldı? Burada da onu göreceğiz. Yani Üstad Hazretleri dedik böyle kırda bayırda yazıyor ama harala gürele işte yaz bakalım keçeli falan değil yani. Bir sistematiğin içerisinde yazıyor. Hiç kitap yazmaya çalışan var mı aranızda? Kitap, yazı, şiir falan var mı öyle bir şeyler? Düşün yani bazen elini alırsın bir şeyler karalarsın ama uzun metrajlı eğer bir kitap yazacaksan ne yapacaksın onu bir sisteme oturtman lazım. Yani Üstad Hazretleri arkadaşlar dedik öyle dağda bayırda yazdırıyor ama... ...bir planı var, bir projesi var. Onu hayata geçiriyor aslında. Risalelerde yazılan ilk kitap arkadaşlar Sözler kitabı. Sözler. Risalenin ismini de bazen Üstad Hazretleri Sözler diye söyler. Bu Sözler, bu Sözler diye. Sözler diye dediği o en kalın kitaplardan bir tanesi. Sözleri yazıyor. Birinci söz, ikinci söz, üçüncü söz. 33. söze geldiği zaman arkadaşlar... ...33. söz mektubat oluyor. Mektubat da arkadaşlar mektuplar demek üstadın talebeleriyle olan mektuplaşması. Bir tane talebesinin sorduğu sorular. O yazılıyor. Onun arkadaşlar 31. mektubu arkadaşlar lemalar oluyor. Onlara teker teker değineceğiz. O lemaların 31. leması şualar oluşturuyor. Bakın yani kitaplar birbirlerinin içinden çıkıyor aslında. Birbiriyle bir bağlantı var. 27. mektupta laikalar oluşturuyor. Hepsine teker teker arkadaşlar değinmiş olacağız. Asıl ama yani Risale'deki en temel arkadaşlar sözler, lemalar mektubat yani ve şuaları diyebiliriz. Bu dört kitabı söyleyebiliriz. Mesnevi Nuriye, Asay Musa, Kastamonu Laikası. Yani bunları da bu şekilde saymış oluyoruz yani. Bütün Risale-i Nur'da arkadaşlar kitaplarda bu şekilde isimleriyle beraber vermiş oluyoruz yani. Arkadaşlar burada mesela dikkat edeceğimiz bir şeyi kısaca aldım. 10. söz diye bir söz yazıyor Üstad Hazretleri. Haşir Risalesi. Haşir demek öldükten sonra tekrar dirilmek demek. İbni Sina'yı biliyor musunuz? Avi Senna diye biliyorsunuz değil mi? Çok meşhur bir bilim adamı aslında. Diyor ki haşir meselesi sadece diyor iman edilir diyor. Akılla falan izah edilmez bu diyor yani. Akılla izah edemez. Ama Üstad Hazretleri yazdığı Risale'de aklımıza hitap ederek. Bak Risale-i Nurlar'da ki en önemli noktalardan biri arkadaşlar budur akla hitap eder mesela biz sohbetini yaptık arkadaşlarla namaz iyidir hoştur evet namaz kılıyoruz ama bitmediğinden usanç veriyor sıkılıyoruz kardeşim işte akşamda kıl sabahta kıl işte ertesi günde kıl ne yapacağım diye sorana Üstad Hazretleri şöyle demiyor Allah'ın emri kılacaksın kardeşim öyle de diyebilir yani Allah'ın emri yani sıkılsan da kılacaksın, istesen de. Değil. Aklı hitap edecek şekilde arkadaşlar onu ikna ediyor. Onu bizim kum saatinde var o 21. sözde. Mesela diyor ki her gün her gün yemek yiyorsun bundan sıkılmıyorsun. Aynen bunun gibi diyor kalbinin de ihtiyacı var. Mesela bak yani bir örnek olarak. Burada haşır meselesini söyledik. 28. söz cennete dairdir. Cenneti merak etmeyen var mı? Merak eden diye sormuyorum mu arkadaşlar. Size? Yani. Cenneti merak etmeyen var mı? Hiç araştırdınız mı cennette ne var ne yok nasıl oluyor hayat nasıl işliyor? Araştıran var mı? Vardır mutlaka. Ya yani işte bak aynen öyle. 28. sözü arkadaşlar okuyun şimdi. 28. söz bize cennetten bahsediyor. Bakın burada burası bir cennet bahçesi dedik ya bahçede Üstad Hazretleri'nin talebelerinden Sıddık Süleyman abinin ve Hacı Hüseyin Bülbül'ün annesinin bahçesinde yazılıyor. O yüzden yazıldığı için buraya da cennet bahçesi adı veriliyor. Cennetle alakalı olan bahis burada yazıyor. Üstad diyor ki yaz geçeli alıyorlar kalemi yazıyorlar arkadaşlar. Şimdi teker teker hızlıca böyle kitaplara biraz bakalım arkadaşlar. Üstad Hazretleri'nin dedik gibi en önemli ana eser tabiri caizse sözler. 26 ile 30 yıllar arasında barla da kaleme alınıyor. Yani bize besmele ile başlıyor. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Onunla alakalı da bizim kum ilk sohbeti arkadaşlar Bismillah'tır. Birinci sözdür. Yani her yapacağımız işi Bismillah'a göre yapmayla alakalı. Onunla başlar. Sonra iman, namaz, ibadet vesaire 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 diğer konuları da ilerleterek anlatmış olur. Sadece dikkatinizi çekiyorum. İnşallah hani bu sohbetten sonra bana da size de bir ev ödevi olsun. Risaleleri okumayı planlayalım yani. Planlayalım. Böyle bir sayfa, üç sayfa, beş sayfa önemli değil yani. Şeytan okutmamak için çok uğraşacak çünkü sizin imanınızı kuvvetlendirecek olan bir eser. Ondan dolayı da onu da söylemiş olalım. İkinci mektubat talebelerine yazdığı mektuplardan oluşuyor demiştik. Hulusi abi var Üstad Hazretleri'nin asker bir talebesi. Hulusi abi üstad'a soru soruyor. Üstad ona cevap veriyor. Bu yazışmalar arkadaşlar bu kitabı oluşturuyor. Ama öyle sorular şu değil. Üstadım nasıl işte havalar nasıl? Güzel mi? değil yani. Yani mevzular böyle şey mevzular. Anlaşılması gereken mevzular. Onlara bir şekilde arkadaşlar anlattığı eser. İçerisinde dedi ki 29. mektuptan sonra 30. 30. mektup işaretül icaz oluyor. Ayrı bir kitap haline geliyor vesaire. Yani içerisinden 31. mektupta zaten Lemalar kitabını oluşturacak. Lem'a ne demek? Hiç bilen var mı? Lem'a. Burada da yazıyor zaten. Parıltı demek arkadaşlar. Yani parıltı, Arapça kökenli bir şey. Aynı şekilde burada da lem'alarda arkadaşlar dikkat edilecek bir mevzu şu. Burada böyle parça parça eserler çok. Mesela tesettür risalesi. Yani kadınların neden tesettürlü gezmeleriyle alakalı? Üstad bununla alakalı bir risale yazmış. İhtiyarlar risalesi. İhtiyarlıktan şikayet ediyor insanlar. Bir an önce ölelim falan diyorlar işte artık. İhtiyarlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu üstad anlatıyor. İktisat risalesi, ekonomi. Bak ekonomi okuyacak arkadaşlar mutlaka okumalı. Yani hayatımızda dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani orada ekonomi dersi vermiyor Üstad Hazretleri ama ekonominin ne kadar, iktisadın ne kadar hayatı bereketlendirdiğini anlatıyor. Ramazan Risalesi yine bizim Ramazan yayınlarında var. Dört bölüm halinde arkadaşlar yapmıştık. Dokuz tane hikmet. Ramazan'daki orucun dokuz hikmetini Üstad Hazretleri bize anlatıyor. Neye hitap ediyor ama? Akla ve kalbe hitap ediyor. Yani ikisiyle beraber tabiat risalesi özellikle arkadaşlar bakın ateizm, deizm mesela şu anda çok ciddi revaçta olduğu bir dönemde tabiat risalesini mutlaka ama mutlaka beraber abi ablalarınızla okumalısınız. Yani orada diyorlar ki bu tabiat kendi kendine oldu. Bu tabiatı tabiat ana yarattı. Bu tabiatı sebepler bir araya getirdi. İşte pencere açıldı. ilaçlar devrildi. Karıştı. Hap oldu. işte dolipran oldu. Biz de onu içiyoruz ne güzel. Ah ne güzel yani şey bunları böyle Üstad Hazretleri örnek vererek arkadaşlar kainatın bir yaratıcısı olduğunu bize anlatmış oluyor. Bir şeyde arkadaşlar peygamberimizin mucizeleri var. Yani e, Mucizat-ı Ahmediye o da önemli şeylerden bir tanesidir. Layık arkadaşlar Arapçada bir yazının sonuna eklenen şey demek ama layıkayı biz burada şu manada anlıyoruz. Üstadın talebeleriyle olan mektuplaşmaları. Farklı yerlerde yazıldığı için bir kimine Barla, kimine Emirda, kimine de Kastamonu layıkaları demiş. Önemli bir eser. Burada ne? Peygamberimizin hayatını arkadaşlar hepimiz açısı okumuşsunuzdur. Bütün peygamberlerin hayatında. Mesela Hz. Musa'nın hayatını biz arkadaşlarla inceledik. Yani az buçuk böyle insanlara bir şeyler anlatmaya başladığın zaman orada bulunan insanlar bunlar rahatsız olmaya başlıyorlar. Üstad talebeleriyle beraber bir hizmet başlatınca ister istemez o zamanın gücü üstadın ve talebelerin üstüne gelmeye başlıyor. Üstad orada onlara dayanmalarıyla alakalı, bu işi nasıl yapacaklarıyla alakalı aslında bir tiyolar da vermiş oluyor. Yani laikaların böyle de bir durumu söz konusu. Arkadaşlar burada da e, Barla ile alakalı Risale-i Nur'dan kısa bir yer aldım. Çok uzatmayacağım. Bakın Kur'an-ı Kerim'in diyor, şuradaki üç kerameti Kur'an'ı hissediyorduk. Risalelerle alakalı. Üç tane Kur'an'ın kerametini hissediyorduk. Risalelerle, risalelerin yazılmasıyla alakalı. Risaleden bir parça bu. Kısaca bir, telifinde fevkalade suhulet ve surat vardır. Yazılmasında kolaylık var ve sürat var. Çok kısa bir zaman diliminde arkadaşlar bakıyorsunuz bir tane şey bir parça yazılıyor. İkincisi yazmasında dahi fevkalade bir suhulet bir iştiyak ve usanmamak var. Önemini anlayan insanlar arkadaşlar sıkılmıyorlar. Yazmak istiyorlar. Yazılarak çünkü o zaman itibariyle çoğalıyor. Şu anda bizde öyle bir şeye gerek yok. Yazmamıza gerek yok zaten çünkü hazır basılı halde var. Bizde ne var? Okumak lazım yani. Üçüncüsü de bunların okunması dahi usanç vermiyor neyi göze alarak insanlar okuyor? Hapse atılmayı göze alıyorlar. Bu basit bir şey değil. Yani bir kitap okuyacaksınız o kitaptan dolayı hapse atılacaksınız. Hadi bakalım. Hadis-i şerifte var ya bir zaman gelecek ki diyor iman eldeki bir ateş gibi olacak diyor. Bir kor gibi olacak. Tutabilir misiniz eliniz ateşi? Tutamayız değil mi? Yani isterseniz deneyin. Yani denemeyin de sakın öyle bir şey. Mangaldan şöyle bir kömür almaya çalışın <laughs> yani. Tutamayız. İşte diyor iman bu halde olacak. İnsanlar ellerinden attıkları zaman imanları gidecek. Tuttuğu zaman da elleri yanacak, canı yanacak, bir şeyler ödeyecek. Bir bedel ödeyecek yani. Bu da arkadaşlar önemli şeylerden bir tanesi. İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek, tahkiki yapmak. Bak tahkiki arkadaşlar muhkem kale derler böyle sağlam. Yani yıkılmaz. Herhangi bir şey geldiği zaman yıkılmayacak yani muhkem. Sapa sağlam bir... yapmanın en kısa ve en kolay yolu neymiş? Risale-i Nur okumakmış. Günümüz itibariyle. Yani sadece bunu okuyun, evet Risale'leri okuyun, başka kitaplarda okuyun ama imanla alakalı arkadaşlar bunu kuvvetlendirmek istiyorsak mutlaka bunları okumamız lazım sistematik bir şekilde. Arkadaşlar Barla hayatı bitti. Barla hayatından sonra Üstad Hazretleri eski şehir hayatı başladı. Şimdi bakın Üstad arkadaşlar Van'dan aldılar, Burdur'a getirdiler, oradan Barla'ya getirdiler. Ondan sonra orada biraz böyle bir şey yapınca yine bir şey çıktı. Üstadın peşini bırakmıyorlar. Oradan alıyorlar Eskişehir. Medrese-i Yusufiye diyoruz arkadaşlar. Hazreti Yusuf hayatının bir kısmını hapiste geçirdi. O yüzden arkadaşlar hapis hayatına biz medreseyi i Yusufiye diyoruz. Üstad Hazretlerinin birinci hapse atıldığı yer arkadaşlar bu. Talebeleriyle beraber hapse atılıyor Üstad Hazretleri. Eskişehir hayatıyla beraber başlıyor. Bu fotoğraf arkadaşlar o zamanki hapishanenin bir fotoğrafı. O zamanın orada bir hakkında bir işte şikayetle beraber Üstad Hazretleri Eskişehir'e getiriliyor. Burada arkadaşlar 30. Lema 1. Şua ve 2. Şua telif ediliyor. Talebeleriyle beraber 11 ay 15 arkadaşına da 6 ay ceza verilerek mütebaki kalan 105 kişiye de berat ettirilmiştir diyor. Yani Üstad Hazretleri arkadaşlar orada bir süre kalıyor. Şu en altta yazdığım şey şu, çarşıda gözükmesi ve hapiste olması. Bu anlatacağımız olaylar arkadaşlar subjektif olaylar. Ama kitapta geçtiği için anlatıyorum. Üstad Hazretleri'ni hapishaneye koyuyorlar. Üstad Hazretleri cuma vaktinde bir bakıyorlar ki çarşıdaki camide cuma namazı kılıyor. Diyorlar ki ya bu tutuklu olması lazım. Hemen apar topar şeye geliyorlar, hapishaneye geliyorlar. Bakıyorlar ki Üstad Hazretleri arkadaşlar hapishanede hücresinde hücrede tutuluyor. Kitapta geçtiği için şey yapıyorum. Biraz dediğim gibi subjektif inanması zor gelebilir. Ama arkadaşlar Allah istedikten sonra, diledikten sonra bunu yapabilir. Eski Said döneminde yine kitapta olan bir şey var. Üstad Hazretlerini tutukluyorlar. Ellerini kelepçeliyorlar. Üstad bir yere geldiği zaman diyor ki namaz vakti girdi. Ben namaz kılmam lazım. Benim ellerimi lütfen açın. Onlar da Üstad Hazretlerine tabii asker hani şey olduğu için açmak istemiyorlar. Ama arkadaşlar kelepçeler tak diye açılıyor. Sonra üstada sordukları zaman diyor ki o diyor namazın kerametiydi diyor namazın kerametiydi diyor. Böyle bir şey. Hatta yanındaki iki tane o asker diyor ki bundan sonra biz de senin talebeniz. Yani çünkü açık orada net bir şekilde bir keramet gördüler. Olabilir. Büyük insanlarda arkadaşlar bunlar olabilir. Kalbinizden geçeni okur. Direkt yüzünüze söyleyebilir. Halinizi görebilir. Üstadım başka yerlerde gelecek zaten şey olarak da. Bunu da böyle söylemiş olduk. Evet. Yine eski şeylerden arkadaşlar devam ediyoruz. Fotoğraftaki tatlı anneyi hatırlayan var mı? Hababam sınıfını izleyen var mı? Hababam sınıfı. Hababam sınıfının meşhur Hafize Anne Adile Naşit. Arkadaşlar bu biraz biraz şey bu. Magazinsel bir şey oldu buraya. 1935 Eskişehir Hapishanesi fotoğraftaki yer. Bakın burada yine Risale'den bir kısım aldım. Bir zaman Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise okulunda büyük kızların onun avlusunda gülerek raks ederek onları o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Üstad söylüyor yani bak bana göründü diyor. Hayal ettim falan değil. Yani lisedeki o büyümüş kızların yani biraz da demek ki hali vakti uygun değildi. Yani çok böyle şeylerde değiller. Birden 50 sene sonraki hallerini görüyorum diyor. Onların gülmeleri elim ağlamalar suretini aldı. 50 sene sonra. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar. Kabirde azap çekiyorlar. Toprak olmuşlar ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş. Herkesin nazarı nefretini celbediyorlar. Ben de onlara ağladım. Bakın arkadaşlar başkasının günahını ağlayan adam diye bir kitap var. Üstadın hayatını anlatıyor. Ağlayan adam. Başkasının günahını ağlayan adam ne yapıyor? Bakın üzülüyor onların o hallerine. Vay işte şöyleler böyleler falan filan demiyor. O hallerine üzülüyor. Neden? Çünkü üstad onlara da bir fayda dokunmasını istiyor. Yani burada onlardan bir tanesi de diyorlar işte Adile Naşit'ti falan filan da bu paparazi kısmı, magazin kısmı öyle bir şey yok. Adile Naşit'in yaşı o dönem itibariyle değil. Burada da arkadaşlar böyle bir şey söz konusu. Yani üstadın manevi kimliğini de görüyoruz arkadaşlar. 50 sene sonraki hali hayali bir sinema ile bana gösterildi diyor. Evet Eskişehir hayatı arkadaşlar bitti. Kastamonu'ya geldi. İkinci medrese Yusufi Eskişehir'den alındı. Bu sefer arkadaşlar Kastamonu'ya. 27 Mart 1936'da tahliye ediliyor. Yani tahliye demek serbest bırakılıyor. Tamam sen herhangi bir suçun yokmuş. masum musun, deyip arkadaşlar Üstad Hazretleri'ni bırakıyorlar. Bırakıyorlar ama Üstad'ın peşini bırakmıyorlar. İstediğin şehirde yaşayamazsın diyorlar. Mecburen nerede kalacaksın diyor. Kastamonu'da kalacaksın diyor. Şimdi bakın yani düşündüğümüz zaman hayat arkadaşlar çok şey değil. O sohbeti de dinlemenizi tavsiye ederim. Hz. Musa'nın hayatı yani bizim kanalda var. Peygamberlerin ve peygamberlerin arkasından giden insanların hayatında hep bu çile ve ızdırap arkadaşlar var. Bu ıskalanmayacak bir şey yani. Bu yolun kaderi bu yani. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hatırlayın. Yani Habibim diyor değil mi Allah kendisine? Yani Habib demek sevgili demek. Yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği bir zat. Ama Kabe'de namaz kılarken başına deve işkembesi koyuluyor. Taşlanıyor. İşte Tayfe gidiyor taşlanıyor. Ne vazifesi ne? Sadece Allah birdir dediği için başka bir şey yok. Ona bakın gelen teklifleri hatırlayın. Bir gün geliyorlar Mekkeliler diyorlar ki eğer istiyorsan bütün mallarımızı sana verelim. İstiyorsan seni başımıza tabiri caizse kral seçelim. İstiyorsan bütün güzel kızlarımızı sana verelim. Bu davadan vazgeç. Bu davadan vazgeç. Hatırlayan var mı Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını? Bir elime diyor güneşi, bir elime yani bütün dünyayı bana verseniz ben yine bu vazifeden vazgeçmem. Vazife ne? Allah'a anlatmak. Aynen öyle. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani orada da aynı mevzu. Üstad Hazretlerini Kastamonu'da mecburen diyorlar ki sen burada yaşayacaksın. 3 ay karakolda kalıyor sonra karakolun karşısında arkadaşlar bir eve yerleştiriyorlar. Diyorlar ki çok da uzağa gitmeyeceksin. Çünkü ev kontrol edilecek. Gelen giden kontrol edilecek. O eve kim giriyor, kim çıkıyor kontrol edilecek. O yüzden tam karşısında koyuyorlar. Evet burada nur postacılarını söylemiştik. Kastamonu olayikasını arkadaşlar söyledik. Haritada da arkadaşlar görelim. Üstad Hazretleri Van'daydı bakın. Van'dan aldılar ta Isparta, Burdur oraya geldi. Oradan ne, nereye geçti? Eskişehir'e geçti. Oradan nereye geçti? Kastamonu'ya geçti. Bak, görüyor musunuz? Oradan oraya, oradan oraya gezdiriliyor. Bırakılmıyor da yani şey olarak. Suçu ne? Suçu yok. Rahat bir şekilde şu anda da söyleyebiliriz. Çünkü bütün mahkemelerden berat etti zaten yüzlerce açılan mahkemeden beraat edilmiş oldu. Şu da arkadaşlar burada yazdığı için buraya koymuş olduk. Aslında şu da çok 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 önemli eserlerden bir tanesi. Burada dikkat edilmesi belki şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ayetül Kübra Risalesi kainatta seyahat eden ve kainatın yaratıcısını soran bir seyyahın notları yani. Ayetül Kübra dediğimiz risale öyle bir risale. Yani inşallah ileriye bakan boyutuyla okumanızı tavsiye ederiz. Risalelerin orijinal hali arkadaşlar bu. Aziz Sıddık Kardeşlerim. Bakın yani Osmanlıca yazılıyor. Risaleler eski değil. O zaman itibariyle harf inkılabı olsa da arkadaşlar hala yani olduktan sonra veya önce Osmanlıca, Osmanlı harfleriyle beraber yazılan şeyler. Bu şekilde çoğaltılan eserler. Burası biraz sizi alakadar ettiği için arkadaşlar koyduk. 1936 Kastamonu. Üstadın yanına kim geliyor? Lise öğrencileri geliyor. Ne diyorlar peki lise öğrencileri onlara ne diyorlar? Üstadım diyorlar okullarda öğretmenler bize Allah'a hiç anlatmıyor. Ne yapalım diyor yani ne yapalım? Üstad da onlara diyor ki siz diyor öğretmenlerinizi dinlemeyin ama o diyor o ilimleri dinleyin. Çünkü o ilim kendi diliyle size Allah'ı anlatır. Bakın mesela ben üniversite hazırlanırken biraz coğrafyayı falan böyle daha detaylı bir şekilde şey yapınca çok hayran kalırdım yani. Mesela o dünyanın yaratılması, o işte 23 derece şey durması, dünyanın kendi eksen etrafında şey ya müthiş bir sistem var aslında. Yani o ilimlere indiğiniz zaman arkadaşlar biyolojinin içine girdiğiniz zaman diyeceksiniz zaten bu vücudu yaratan var. Bu kendi kendine olamaz. Yani çok basit bir örnek arkadaşlar. Şu kitap kendi kendine yazılır mı? Mürekkep bir yerden uçtu. Kalemler, havalar işte bilmem falan filan değil. Aynen bunun gibi Üstad Hazretleri de o talebelere onu söylüyor. Diyor ki siz size anlatılan ilimleri dinleyin. Fiziği dinleyin, biyolojiyi dinleyin, kimyayı dinleyin, coğrafyayı dinleyin vesaire vesaire. Böyle kısaca bir şey de almış olduk. 1943 arkadaşlar Kastamonu'dan sonra ne oldu? Denizli'ye geldi Üstad Hazretleri. Yine aynı şekilde yani mahkemeler devam ediyor. Isparta'da sorgulamadan sonra 126 talebesiyle Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediliyor ve Denizli'ye arkadaşlar bu sefer talebeleriyle beraber Üstad Hazretleri orada yargılanmaya başlıyor. Oradaki mahkemede ama 15 Haziran'da arkadaşlar ne oluyor? Berat. Tamam siz yine suçlusunuz. Sizin bir probleminiz yok. O zaman itibariyle de üstadı neyle suçluyorlar? Bak o önemli o. Hani hiç sormadınız. peki niye bu kadar, niye suçlanıp duruyor üstad hazretleri? Gizli cemiyet kuruyorsun diyorlar sen. Gizli bir oluşumun var. Gizli bir cemaat var. De devleti ele geçireceksin. Şeriat devleti kuracaksın falan filan. Üstad bunlara kendi verdiği cevaplar var. Özellikle tarihçi hayatta. Kendisi zaten veriyor. Ben diyorsun böyle bir niyetim yok demesine rağmen devamlı arkadaşlar bu konu öne geliyor. Yani aslında baktığınız zaman çok böyle uzak şeyler değil yani. Yani demek ki işine gelmediği zaman Hz. Musa'nın hayatı kafamda taze olduğu için mesela ona da öyle diyor. Ya sen geldin aramızı bozdun diyor. İşte burada huzursuzluk çıkarmaya başladın diyor vesaire vesaire. Bak hep aynı şeyler yani. Değişen aslında tarihte arkadaşlar bunlar çok değişmiyor. Yani yer ve şeyler değişse bile. Geçiyoruz. Talebeleriyle 9 ay sonra berat ediyor. Ha burada arkadaşlar en önemli şey en altta belki tam gözükmese de üstadın zehirlenmesi bakıyorlar ki arkadaşlar üstad geri adım atmıyor ve devamlı ilgi alaka oluşuyor ve devamlı artık insanlar ona karşı gelme yani bir sevgi oluşmaya başlayınca üstadı arkadaşlar öldürmeye kafaya koyuyorlar ve zehirleniyor. Yani yanlış olmasın belki 19, 10 ve değişik rivayetlere 19 defa falan zehirleniyor arkadaşlar. Allah arkadaşlar ne yapmıyor? öldürmüyor. O zehir evet çok ciddi var gelecek. Afyon hapishanesi özellikle çok ağır. Denizli ve Afyon arkadaşlar çok Üstad Hazretleri'nin ağır böyle tabiri caizse şeyler yaşadığı iki şehir. Orada göreceğiz onu yani. Denizli hapishanesinde arkadaşlar iki cuma gününde meyve risalesi yazılıyor. Meyve risalesini bilen var mı? Neden bahseder meyve risalesi? Ben ilk duyduğum zaman dedim herhalde meyvelerden bahsediyor yani. Karpuzun faydaları işte portakalın güzelliği falan öyle bir şey yok. İki tane cuma günü, iki cuma gününde Üstad Hazretleri yazdığı için iki cuma gününün meyvesidir diye söylediği için meyve risalesi haline gelmiş. O yüzden, arkadaşlar Asay Musa ve meyve risalesi okuyacağınız tavsiye edeceğim ilk risale. İlk risale bu olması lazım. Ya küçük sözler ya da bundan başlayın. İkisi de çok daha şeydir yani anlaşılır bir mevzudur. 11. mesele kibrit kutularına arkadaşlar dedik ya bakın kibrit kutularına başka kağıtlara yazılıyor hapishaneden dışarıya atılıyor. E, orada gezen talebe alıyor onu götürüyor çoğaltılıyor ve dağıtılıyor. Elle bunlar hepsi yani. Yani bu kadar böyle net bir şekilde e, çok zor şartlar altında o önümüze çıkan bir şeydir. Peki arkadaşlar Asay Musa neden bahseder? Asay Musa ne demek? Bu bir Arapça tamlama arkadaşlar. Hani Asay Musa, Musa'nın asası demek. Musa Hazreti Musa'nın elindeki asa. Basit bir aslında şey. Hz. Musa'nın asasının özelliği neydi? Yılana dönüşüyordu. Ne yapıyordu peki yılana dönüşünce? Tüm sihirbazların yerde böyle o dans eden ipleri arkadaşlar ne yapmıştı? O bir yılan haline gelip yutmuştu. Bir tanesi neydi arkadaşlar? Asay Musa'yı taşa vurduğu zaman taştan su çıkarıyordu. Şimdi o yüzden önemli bir mevzu arkadaşlar. Bak günümüzde kafamızda şüpheler çok dolaşabilir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şüphe kötü bir şey değildir. Kafanızda belli başlı şüpheleriniz varsa bilin ki sizde değerli bir şey var. Nereden örnek veriyoruz bunu? Şeytan çünkü bu tür şeylerle uğraşır. Yani bir binada para veya değerli bir şey varsa oraya hırsız saldırır. Şeytan arkadaşlar eğer şüphe atıyorsa bunda bir problem yok ama o şüpheleri çözeceğimiz yerlerden birisi de arkadaşlar yine neresi? Burası. Aynen Hz. Musa ile onun bak o enfes bir sahne arkadaşlar. Firavunun huzurunda sihirbazlar bir tarafta. Hazreti Musa bir tarafta. Sihirbazlar sihirlerini yapıyor. Yerde böyle bir sürü ipler dans ederek dururken asanı yere at diyor Allah. asa yere atıyor. Kocaman bir yılana dönüşüyor. Şşş, hepsini toparlıyor bitiyor. Yani kafadaki arkadaşlar şüpheleri, soruları silmek istiyorsanız. Hani bilgisayarda o var ya virüsler var ya o virüsleri silmek istiyorsak ne yapacağız? Risale-i Nur antivirüsünü kullanacağız yani. Bu programı kullanacağız arkadaşlar. Ancak böyle yani. Burada tabi Üstad Hazretleri fizikten, kimyadan veya başka şeylerden de bahsediyor. İkinci kısmı da önemlidir. Orayı da hızlı bir şekilde geçiyorum. Çok fazla uzatmadan. 1944 arkadaşlar Emirza. Denizli'den Emirdağ geldi bu sefer. Afyon Emirdağ. Denizli Mahkemesi'nde berat ettikten sonra Afyon Emir da mecburi olarak gönderiyor. Dedik yani sen artık istediğin yerde kalamazsın. Beraat etsen bile yok diyorlar gel sen bu sefer Emirza'da yaşayacaksın. Otelde kalıyor üstad bir süre sonra. Sonra bir ev kiralanıyor arkadaşlar. Kapısında daima bir bekçi koyuyorlar. Daima bir bekçi. Kim geliyor, kim gidiyor. Onlar hepsi kontrol altında vesaire. Yemeğine zehir katıyorlar ve üstad hazretleri arkadaşlar zehirleniyor. Orada talebeleri cevşen ve evrad kutsi dediğimiz şeyleri okuyarak arkadaşlar zehirin tesiri üstada dokunmasın diye talebeler bu şekilde dua ediliyor. Bu altta da arkadaşlar bir kitaptan almıştım onu. Üç sayit kitabında var. Yani ne zaman zehirle zehirlendiği var. Bakın Ankara'da Millet Meclisi'nde iğne ile zehirleniyor. Eskişehir Hapishanesi'nde, Kastamonu'da, Deniz Hapishanesi'nde, Emirdağ'da gibi arkadaşlar. Üstad burada diyor ki Emirdağ'da ya bırakın bari diyor namazlarımı hani gideyim camilerde kılayım, camide kılayım yasak diyorlar. Sen diyorlar camiye de çıkamazsın. Ve kırlara çıktığı zaman da arkadaşlar o zaman itibariyle üstadı takip ediyorlar. Diyorlar ki işte helikopterle üstadı takip ediliyordu veya işte başka şeylerle takip ediliyordu. Bazı şeylerin bedeli ağır oluyor. Ha şimdi bak bunu dedim ya anlatınca da ya arkadaş bu insan ne kadar tehlikeli bir insan falan. Yani siz biliyorsunuz zaten de Üstad Hazretleri bu fotoğrafta kim arkadaşlar? Şu gördüğümüz pirifani yani. Yani Üstad yani bakın. Kendisi de diyor bana diyor bir insan olarak bakıyorsanız ben hepinizden diyor daha, daha zaten zayıfım diyor. Yani benimle uğraşmayın. Ben zaten hastalıklı yaşlı bir insanım diyor. Ama peşi bırakılmıyor. Neden? Çünkü görevi itibariyle. Burada da bir kısım aldık. Üstad gelenlerle arkadaşlar ne konuşurdu? Üstad Hazretleri yanına gelen talebeleri var. Bak kırda bayırda onlarla böyle kısa kısa muhabbet ediyor. Bir ara bir talebesi diyor ki üstadım diyor ya yani biz bu kadar uğraşıyoruz ama diyor insanlar bu risaleleri nasıl dinleyecekler? O zaman itibariyle de arkadaşlar belki dinsizlik ciddi ciddi savaştan çıkmış zaten bir ülke. Zaten yani fakirlik var belli şeyler var. Yani bir devlet yıkılmış yıkıl, yani yıkılmış Osmanlı yıkılmış yeni bir devlet kurulmaya çalışıyor. Yani bir yorgunluk dönemi de var. Bir de bir taraftan da böyle dinsizlik cereyanı almış başını gitmiş. Üstad Hazretleri ne talebesi soruyor diyor ki insanlar niye ne zaman diyor risalelerle konuşacaklar. hani anlatıyoruz anlatıyoruz olmuyor. Hani bazen olur ya işte talebeliniz olur anlatırsınız ama hiç tesir etmez gibi. Üstadın bakın verdiği cevap çok enteresan. Bizim vazifemiz hizmettir. Biz yapmamız gereken vazifeyi yapacağız. Muvaffak olmak yani başarmak veya başarmamak insanlara kabul ettirmek bizim görevimiz değildir. Kimin görevi? Allah'ın görevi arkadaşlar. Çünkü nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da ayet-i kerimeyle söylüyor yani. Sen diyor sadece vazifenin tebliğ etmek, anlatmak Allah kalpleri hidayete erdirir diyor. Yani burada da üstadım böyle gelenlerle konuşmasıyla alakalı. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Biz görevimizi yapmakla sorumluyuz. Sen orada bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme. Merak etme katiyen bil ki meleği ala yani melekler arkadaşlar hadsiz sakineleri bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Bizim görmediğimiz varlıklar da arkadaşlar alkışlıyorlar. Yardıma geliyorlar belki. Neden? Çünkü zaten Allah rızası için bir iş yapılıyor. Sonrası itibariyle arkadaşlar Afyon. Arkadaşlar bu Afyon hayatı gerçekten çok zor bir hayat. Çok zor bir hayat. Afyon'u bilen var mı? Giden var mı hiç Afyon'dan falan? biliyorsun. Kışı çok soğuk bir şey. Üstad Hazretleri'ne bir kış getiriyorlar afyona. Penceresi olmayan bir hapishanede böyle tabiri caizse hani maksat zaten öldürmek olduğu için arkadaşlar o halde çok ciddi manada bir şey koyuyorlar yani. Oranın diyor bir günü diğer zamanların neredeyse belki bir haftasına denkti yani gibisinden böyle bir ifade de var. Üçüncü medrese-i Yusufiye dönemi diyoruz. Tekrar hapse atılıyor. Üç polis komplo kurmak için arkadaşlar Emirdağ. Afyon'a gelmeden önce Emirdağ'a üç tane polis gönderiyorlar. Diyorlar ki gidin orada bir komplo kurun. Bak şimdi insanların şeyi devam ediyor. Üstad Hazretleri'ne bir şey yapmayınca arkadaşlar onu insanların gözünde kötü göstermeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bir tane yaşlı adam bu şey sarhoş adam bunun ona bir tane şey imzalatmaya çalışıyorlar. İçki satan bir adam diyor ki siz bak siz bu hoca ama bu ben bunu içki götürüyorum diye. İtibarı zedeliyor arkadaşlar. İftira atıyor. Yalan atıyor yani. Hani diyor ki siz bunu hoca gibi biliyorsunuz ama bak bu çaktırmadan içki de içiyor demeye getiriyorlar. Bunu duyan sarhoş diyor ki ya ben böyle bir şey imzalamam. Yani sarhoş bile kafadan diyor ki ya böyle bir şey yapılmaz diyor yani. Hani o insan diyor değerli bir insan gibisinden böyle de bir şey var. Daha sonra arkadaşlar o 3 polis memuru kendileri bir içki ortamında içkilerini içiyorlar. Ondan sonra işte bir dere kenarında kavga, görüş, patırtı vesaire hani yapmaya çalıştıkları böyle bir şeyi de aksiyle de bir tokadında yemiş oluyorlar. Deniz hapsinde bir ayda çektiği sıkıntıyı Afyon'da bir günde çekmiştir. Soğuk kış meselesini söyledik. Zehirlenme meselesi yine var. 20 Eylül 1949'da arkadaşlar sen yine suçsuz musun deyip Üstad Hazretleri'ni yine ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. Üstad Hazretleri'nin arkadaşlar gerçekten o zaman itibariyle çekilmiş bir fotoğrafı. Zehirlendiği bir dönem itibariyle yanına gelen talibesine diyor ki belki hayatta kalmayacağım. Bütün mevcudiyetim vatan, millet, gençlik ve alem İslam'ın ve beşerin ebedi refah ve saadeti uğrunda feda olursun. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar. Bak görüyor musunuz? Bu da önemli bir şey. Yani bu kadar size kötülük yapan insanlara bile yine diyor ki benim sakın intikamımı almaya kalkışmayın. Yani işte üstadımıza siz bunlar yaptınız biz de size değil yani. Bakın üstadın geldiği arkadaşlar pozisyon bu. Hani o Eskişehir hapishanesindeki bak, oturdum ağladım meselesiyle birleştirmiş olalım. Burada da geçelim. Burada da Risale-i Nur hizmetinin içerisinde olan insanların, Allah yoluna giren insanların değişik imtihana ile alakalı bir kısım var. 1953 arkadaşlar Isparta. Afyon'dan sonra Isparta 2 Aralık 1949'da Afyon'dan oradan da Emirdağ getiriliyor. Ondan sonra Eskişehir'e hani kontrol altında dedik ya her zaman serbest gidiyor. Gençlik Rehberi diye bir kitap var yine Risale-i Nurlardan. Üstad Hazretleri şu fotoğrafta onu savunuyor. Onunla alakalı İstanbul'da bir mahkeme açılıyor. Oraya gidin işte sen insanları bölüyorsun, ayrımcılık çıkarıyorsun, devlet kuruyor bilmem bir sürü hikaye yani. Sonra Üstad Hazretleri arkadaşlar Emirdağ geliyor. asker geliyor diyor ki sen diyor asker ve çavuş bundan sonra şapka giyeceksin diyorlar. Yani herkes mecburi şapka giymek zorunda diyor. Sen de şapka giyeceksin. Kafandaki sarığı çıkaracaksın. Üstad tabii orada Buna karşı geliyor. Daha sonra da arkadaşlar Üstad Emirdağ, Eskişehir, Isparta ve Barla ziyaretleri var. Bakın bu o mahkemeden bir görüntü. Bu da Üstad'ın Isparta'daki evi arkadaşlar. Buraya da biz gidiyorduk. Yani gidilebilir. Şu, e, şurada bir garajı var. Orada içerisinde bir araba var. Üstad'a tahsis edilmiş bir araba var. E, i̇çerisinde işte Risale-i Nur, Üstad Hazretleri'nin e, yamalı cübbeleri, yazılan Risaleler vesaire falan hala da vardır büyük ihtimal. İnşallah bir gün nasip olur da Türkiye'ye gidersiniz. Orada da ziyaret edersiniz hayat bir noktada artık sonlanmaya geldi. Üstad Hazretleri artık veda buluşmaları yapıyor. Farklı şehirlere gidiyor, talebelerini ziyaret ediyor. Yani gittiği yerlerde de yine işte Londra Times'e bir röportaj veriyor. Sonra diyorlar ki sen her şehire giremezsin, şu şehire gireceksin, bu şehire gireceksin. Ankara'ya sokulmuyor. Ankara'da gidip o zaman itibariyle devletin başında Adnan Menderes var. Onunla görüşmek istiyor ama sokulmuyor Ankara'ya. Geri dönüyor. Isparta'ya geri dönüyor. Birkaç gün sonra Adnan Menderes'in bindiği uçak düşüyor arkadaşlar. Ve Üstad Hazretleri diyor ki ona sabaha kadar çok dua ettim ve o uşaktan arkadaşlar Adnan Menderes ölmeden canlı bir şekilde kurtuluyor. Bu da tarihin şeylerinden bir tanesi. O zamanki devletin başındaki insan. Yani Adnan Menderes de dine diyanete çok uzak olmayan belli başlı noktalarda ezanın özellikle Arapça okunması. Ezan bir ara çünkü Türkiye'de Türkçe okunmaya başlıyor. Tanrı uludur, Tanrı uludur, falan denmeye başlıyor. Her şey Türkçeleştirilecek camiler vesaire. Onları falan tekrar orijinal halinde yapılmasını sağlayan insanlardan bir tanesi. Ve Üstad Hazretleri arkadaşlar diyor ki hazırlayın arabayı Urfa'ya gideceğiz. Üstadın Urfa Günleri diye bir kitap var. Tavsiye ederim. Çok kısa bir kitap. Onu da şey yaparsınız. Urfa şehri kimle özdeşleşmiş? Böyle biraz şey veriyorum. Spoiler vereyim ateş var, mancınık var, balıklı göl var. Hazreti İbrahim arkadaşlar değil mi? Hazreti İbrahim'in ateşi atıldığı şehir olarak biliyoruz. O balıklı gölünde işte orası olduğunu söylüyorlar. Üstad Hazretleri yani o şeyde rüyasında Hazreti İbrahim'i görüyor ve kendisinin Urfa'ya gelmesini söylüyor. Ve Üstad arkadaşlar oradan talebeleriyle beraber hazırlayın ama Üstad çok hasta. Aşırı derecede ateşli. Talebeler diyorlar ki üstadım hani arabanın tekerleri de iyi değil vesaire. Gerekirse diyor cübbemi satın arabanın tekerlerini yaptırın. Biz diyor yola çıkmak zorundayız. Ve üstadı arka koltuğa arkadaşlar ateşli bir şekilde yatırıyorlar ve o şekilde talebeleri yola çıkıyorlar. Şehirden dışarıya çıkması yasak olduğu için tanınıyor biliniyor hemen takip oluyor. İşte ayetel kürsüler okuyarak bazen işte yağmurlu bir hava çok aşırı yağmur yağıyor. Belki işte plakayı çamurla bazen kapatarak vesaire falan arkadaşlar o şehirlerden geçe geçe ıspar Orta nereye? Bu Urfa neresi yani? O şeyden Üstad Hazretleri geçiyor. Ve Üstad Hazretleri arkadaşlar Urfa'da İpek Palas Oteli'nde 27 numaralı bir oda var. Orayı da biz zamanında görmüştük. Oraya arkadaşlar koyuyor. Vardığı zaman Ramazan ayı Ramazan ayında orada yaşamaya başlıyor. Orada kalıyor. Urfa'ya geldiğini duyan talebeler oraya gelmeye başlıyorlar. Bu da rahatsız ediyor. Ya bu kadar kalabalığı kaldıramaz vesaire şudur budur gibisinden. 23 Mart 1960'ta arkadaşlar Üstad Hazretleri dünyaya gözlerini yumuyor. Talebeleri başında nöbetleşe dururken bir talebesi işte biraz uyku ağır da basınca çünkü zor bir şeyde uyukluyor. Üstad Hazretleri ha diyorlar üstad da ne güzel uyuyor rahat bir şekilde. Sonradan bir bakıyorlar bir doktor çağırıyorlar ki Üstad Hazretleri ruhunun ufkuna yürümüş diyoruz biz. Yani çok güzel bir tabir, edebi bir tabir. Üstad Hazretleri bu dünyadan arkadaşlar göçmüş oluyor. Buradaki fotoğraflar arkadaşlar onun cenazesi, mezarı şerifi. Üstad Hazretleri Urfa'ya arkadaşlar gömülüyor. Mezarı var. Hemen orada e, Halilurrahman Camisi var. Onun yanında. Oraya da inşallah gittiğiniz zaman görürsünüz. Fakat arkadaşlar o zamanın devleti Üstad Hazretleri'nin orada bulunmasına dahi müsaade etmiyor. Kardeşini Abdülmecid ünlü kulu arkadaşlar 12 Temmuz'da bak Mart'tan Temmuz'a alıyor. Urfa'ya getiriyorlar. Bir şey imzalatıyorlar. Ve Üstad Hazretleri'nin mezarından arkadaşlar çıkarıyorlar. Şimdi bakın bundan sonra ee, ve alıp hiç kimsenin bilmediği sadece kardeşinin bilmediği bir yere defne diyorlar başka bir yere. Neden? Çünkü diyor buraya gömersek burası bir cazibe merkezi haline gelir. Devamlı insanlar bu sefer onun yanına gelecek, gidecek. Hani hala o şey devam edecek. Bak. Üstadı yok etmeye çalıştılar. Olmadı öldürmeye çalıştılar. Zehirlediler şu bu falan filan. Ölümünden sonra bile arkadaşlar yani diyorlar ki devam etmesin bunun şeyi. Yani itibarı devam etmesin. Her şeyi yakalım yıkalım yok edelim gibisinden. Ama Üstad Hazretleri arkadaşlar kendisini ama bunu kendisi bunu bir yerde söylüyor. Bak şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Üstad Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektupta şöyle vasiyet ediyor. Yani öldükten sonrası için bir şey var. Risale-i Nur'daki azami ihlası kırmamak için o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta hem garpta yani doğuda ve batıda hem kim olursa olsun okudukları fatihalar o ruha gider. Şimdi Üstad Hazretleri arkadaşlar hayattayken bunu söylüyor zaten. Diyor ki benim kabrimi kimse bilmeyecek. Ama Üstad vefat etti ve kabri biliniyor. Bak yani Mart'tan Temmuz'a kadar bu da bir imtihan. Allah Allah Üstad böyle söylemişti ama bak olmadı falan diye akla gelebilir ama Temmuz ayında arkadaşlar mezarı alınıyor ve başka bir yere götürülüyor. Daha sonra da başka birkaç tane talebesinin de bildiği bir yerde arkadaşlar şu anda Üstad Hazretleri'nin mezarı ve naaşı orada bulunuyor. Burasının fotoğrafları da arkadaşlar bu. Benim kabrim gayet gizli bir yerde. Bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bak bunu hayattayken yazıyor üstad. Hayattayken söylüyor bunu yani. <laughs> Öldükten sonraki bir değil. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü dünyada sohbetten beni meneden bir hakikat elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor diye söylemiş oluyoruz. Son olarak arkadaşlar bir iki tane kitap size tavsiye edeyim. Yani Allah'ın sadık kulu animasyon tarzda mutlaka izleyin. Hür Adam e, o da güzel. E, bizim bir önceki sunumda ondan bazı kısımlar almıştım ben. Bu da böyle yani çok daha başka kitaplarda var. Okumak isterseniz arkadaşlar üstadın yani bizim kendi yayınlarımızdan da çıkan bir sürü kitapları da söz konusu. Son olarak da bununla beraber Allah'ın sadık kulu varla bu olsaydı belki çok daha güzelleri de çekilecekti. Ama inşallah sizler onun devamını yerine getirirsiniz ve yaparsınız. Bu şekilde bitirmiş olduk. Üstadımızın ruhu için ve bütün tüm vefat edenlerin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha diyelim. Birer Fatiha okuyalım.